Niye geldik ki? Neden kalmadık yanında? Ya, ne bileyim ya, orada oturup da elimizden bir şey gelmiyor ki. Orası öyle ama eğer benim başıma bir şey gelseydi anneannem hayatta beni bırakıp gelmezdi eve. Bak yani zaten akşam geri döneceğiz. Yani ne bileyim belki bir duş alırsın, biraz dinlenirsin diye düşündüm. Ama yani şimdi dönmek istiyorsan da dönebiliriz. Ben bakarım. Barış içeride mi? Salonda. Ay sakın bir olay çıkarma, tamam mı? O kadar da manyak değilim. Geçmiş olsun ayolum. Güzel. Canım. Nasıl Barış? İyi değil. Yani zar zor eve getirdim. Yapabileceğimiz ne var? Yok. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Of, geçmiş olsun Barış. Düzelecek Beyce teyzem. En yakın zamanda ayağa kalkacak inşallah. İnşallah. Abi geçmiş olsun. Yapabileceğiniz bir şey varsa. Yok ya. Bekliyoruz işte. Sen yatmadın mı hala? Bütün gece uykusuz kaldın zaten. Hadi git yat. Dinlen biraz. İyiyim ben, merak etme. Ahmet. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Behice Hanım neden gelmiş buraya? Ne oldu da birdenbire fenalaştı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Olmuş bir şey işte belli. Öğrendi mi yoksa her şeyi? Onu mu sormaya gelmiş? Bunun için mi gelmiş buraya? Selam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, bir şey mi oldu? Beyce Hanım'ı dün akşam hastaneye kaldırmışlar. Kimi? Ya Beyce Hanım'ı. Barış'ın anneannesi. Biraz önce haber verdiler. Çok üzüldüm Mehmet. Bizi nasıl bir durumun içine soktuğunun farkında mısın sen? Sevim lütfen, sırası değil şimdi. Zaten hiçbir zaman sırası gelmedi ki. Kadıncağız ölümden döndü. Biliyorum. İyi güzel. En azından bunu biliyorsun. Barış'a ne diyeceğiz şimdi? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi mi davranacağız? Hem biz anlatmasak bile Beyce Hanım iyileşince her şeyi anlatacak zaten. İyileşebilirse tabii. Belki de hiç iyileşemeyecek. Doktorun ne dediğini duydun. Hiç ümit yok dedi. Ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim Sevim? Elimden gelen bir şey var mı? Yok. Ben de bekliyorum senin gibi işte. Harika. Çok güzel. Kerem duyduğunda ne olacak peki? Bunu hiç düşündün mü? Ama Kerem böyle bir şeyi asla duymayacak. Kerem'i de Koray gibi kaybetmeyeceğim ben. Yeter artık Sevim. Ben ne çekiyorum, senin haberin var mı? Yıllardır nasıl bir yük taşıyorum sırtımda biliyor musun sen ha? Bütün bunların suçlusu ben miyim? Ben sana suçlusun demiyorum ki. Hiçbir zaman da demedim. Ama ne olur gelme üstüme artık. Yeter. Rahat bırak beni. Ben zaten yıllardır vicdan azaplarıyla kıvranıyorum. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ne senin, ne Kerem'in. Şu halime bak, Barış'ın bile yüzüne bakamıyorum Sevim. O yüzden ne olur üstüme gelme. Rahat bırak beni.
Gidip kendim konuştum Beyce Hanım'la. Dosyayı sordum, bilmiyorum dedi. Bence de bilmiyordu. Sonra ne oldu peki? Gidip Ahmet Bey'e sordu herhalde. Herhalde. Herhalde ne demek Şale? Bir şey biliyor musun, bilmiyor musun? Net bir şey var mı? Nereden bileyim Mehmet? Sadece tahmin yürütüyorum. Gidip Ahmet Bey'e sordu. Öğrendi. Öğrenince de... Ahmet'in bir şey yaptığını düşünüyorsun. Bilmiyorum. Olamaz mı? Olabilir de. Bunca zaman aralarında bir sorun olmamış. Neden birden değişsin? Hem neden kabul etsin ki ayrıca? Hayır der, çıkar deşin içinden. Kadını ikna ederdi, bir şey yapardı. Ben de oraya takılıyorum ya zaten. Sen bu işin üstüne gitme şimdi. Ahmet'in nasıl bir adam olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Dikkat et, tamam mı? Ahmet neyin peşinde olduğumuzu öğrenirse... bizim de peşimize düşer biliyorsun. Oğlum nereye? Su içeceğim. Sen otur, ben getiririm. Çay falan yapalım istersen. Ben de yardım edeyim. Gerek yok. Bir şey lazımsa biz gidip alırız. Kerem'le. Ben de gideyim hatta. Hiç gereği yok. Bak Barış, nasıl olsa bütün gece buradayız. Yani illaki bir şeyler yiyip içeceğiz abi. Tamam. Biz bir mutfağa bakalım o zaman. Bir şey lazım olursa söyleriz. Evet. Çay nerede acaba ya? Şeyde olabilir, şu üstünde şunu bak. Tamam. Ben salata yapayım. İnanmıyorum, şuna bakın ya. Pilav yapacaktı herhalde. Hı. Biz de yapalım o zaman. Olur. Sen tencere verir misin bana bir tane? Tamam, şunu koyayım, hemen vereceğim. Ha, dur, tencereye vereyim, sonra salataya başlarım ben. Zeynep o. Zeynep burada. Efendim anneciğim. Kuzum, ne yaptınız anneciğim? Nasıl oldu Barış? E işte ya, çok iyi değil tabii. Canım benim ya. Babana haber verdiniz mi? Yok, ben aramadım ama Melis aradıysa bilmiyorum. Ben de söylemedim çünkü babam iş için şehir dışına gitmiş yani. Annem öyle söyledi. Tamam. Ne oldu? Şehir dışındaymış galiba, iş için falan öyle bir şeyler. Anladım. Yani istiyorsan ben yine de arayayım. Yok yok, ben ararım onu. Sen arkadaşının yanında kal. Bir şeye ihtiyacınız olursa da beni ara, tamam mı? Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Evet. Başka... bardaklar nerede acaba? Efendim Demet. Cihan merhaba, nasılsın? İyiyim. Az önce kızlarla konuştum da, yani daha doğrusu Zeynep'le konuştum. Şehir dışındaymışsın galiba. Hayır, değilim. Ha, döndün o zaman. Hiç gitmedim. Melis şeyde demiş babam, şehir dışında diye. Boş ver şimdi, anlatırım sonra sana uzun uzun. Sen ne yaptın? Evdeyim. Ya kötü bir haber aldık. Barış'ın anneannesi rahatsızlanmış. Kadını hastaneye kaldırmışlar. Durumu da pek iyi değilmiş galiba. Yapma. Kızlar da Barış'ın yanındalar. Şimdi ben de arayıp sana haber vereyim dedim. Uf, yapma ya, çok üzüldüm. Peki nedenmiş? Tansiyon falan mı? Vallahi ben de bilmiyorum ama iyi değilmiş galiba. Sen istersen bir ara konuş kızlarla. Tamam, ben ararım Zeynep falan da. Ne diyeceğim, seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Önemli bir konu. Müsait misin? Tamam. Akşam görüşelim mi? Olur, 8 iyi mi? İyi. Tamam, o zaman ben yarın adresini sana konum atarım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.